Abdülkadir Selvi, sizin Cumhurbaşkanı bizde olsa dünya şampiyonu oluruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir ziyaretinde Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın açılışını yapmış, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay'ın geçtiği kaleye penaltı atmıştı. Erdoğan penaltıyı kullandığı anın fotoğrafını paylaşıp durmak yok, gollere devam notunu düşmüştü. Alpay'ı mecliste görünce sizi yeşil sahalarda çok izledik ama kaleye geçtiğinizi görmemiştik dedik. Milli takımın değişmez futbolcular arasında yer alan Alpay, Altay'da başlayan futbol hayatını Beşiktaş ve Fenerbahçe'den sonra İngiltere Premier takımlarından Aston Villa'da sürdürmüştü. Alpay, Güney Kore, Japonya ve Almanya'da da başarılara imza atmıştı. Sahalarda fırtına gibi esen futbolcularımızdan biriydi. Dünya üçüncüsü olduğumuz milli takımla kupayı kaldıran futbolcularımız arasında yer alan Alpay, başarılarla dolu bir futbol hayatından sonra yeşil sahalardan siyasete transfer oldu. Şimdi AK Parti İzmir Milletvekili olarak siyasette ter döküyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi Alpay da her ne kadar siyasette de olsa futbola olan ilgisini sürdürüyor. Cumhurbaşkanımızın futbola ilgisi nedeniyle aramızda özel bir diyalog var diyor. Alpay, İzmir'de Göztepe Stadyumu'nun açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a siz Supar'a her türlü desteği veriyorsunuz. Dünya çapında bir başarıyı da bizim size hediye etmemiz gerekiyor demişti. Alpay'a sözlerini hatırlatınca futbol oynadığım dönemden birçok arkadaşım şimdi Avrupa'da federasyon başkanlığı ya da teknik direktörlük yapıyor. Hepsiyle ilişkilerimi sürdürüyorum. Cumhurbaşkanımızın futbolu olan ilgisini takdir ediyorlar diye konuştu. Southage ne dedi? İngiltere'de Aston Villa'da birlikte futbol oynadıkları Southage'in İngiltere milli takımı teknik direktörü olduğunu hatırlatıp Southage'le zaman zaman konuşuyoruz. Bizde futbola bu kadar ilgili bir cumhurbaşkanı olsa dünya şampiyonu oluruz diyor dedi. Alpay bu bana iki şeyi düşündürüyor dedi. Sonra sıraladı. Birincisi futbola bu kadar destek veren bir cumhurbaşkanımız olduğu halde neden dünya şampiyonu olamıyoruz? İkincisi cumhurbaşkanımızın futbola olan ilgisini bütün dünya tanıyor. Alpay söz verdi. Futbol hayatında birçok şampiyonluk kupaları kaldıran Alpay, bir üzüntüm var deyince kulak kabarttık. Dünya Cumhurbaşkanımızın futbol olan ilgisine gıpta ile bakarken ona futbolda bir Avrupa şampiyonluğu ya da Dünya Kupası verememenin üzüntüsünü yaşıyoruz dedi. Ardından ekledi. Eğer Cumhurbaşkanımıza bu kupalardan birini hediye etmezsek benim gözüm açık gider. Alpaylar kolay yetişmiyor. Hem Alpay'ın gözü açık gitmesin hem de sporun her dalında kupa değil kupaları kaldıralım. CHP dokunulmazlıkların kaldırılmasına hayır diyecek. Aralarında HDP'lilerin de bulunduğu 33 fezleke meclise ulaştı. Kobani soruşturması nedeniyle Pervin Buldan başta olmak üzere 9 HDP'linin fezlekesi de bulunuyor. HDP, CHP ve siyasetin renkli ismi Cemal Enginyurt hakkında düzenlenen fezlekede yer alıyor. Meclis başkanlığı şekil yönünden inceledikten sonra Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na sevk edilecek. HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması sadece sayı konusu değil, siyasi bir gösterge olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreç neyse aynen işleyecektir. Bu konularla alakalı komisyonlarda müzakerelerini yapar. Sonra genel kurula gelir. Genel kurulda da hemen eller iner kalkar dedi. Kılıçdaroğlu HDP'ye dokundurmaz. AK Parti ve MHP dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanacaklar. Ama asıl CHP ne yapacak? CHP, MYK'da dosyalarının içeriklerinin incelenmesi kararı alındı. Ancak Kılıçdaroğlu 2023'e giderken her ne pahasına olursa olsun HDP ile ittifakı sürdürmekte kararlı. Gara'da PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşımız için bile 13 şehidimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır diyen Kılıçdaroğlu, ittifakı yıkma pahasına HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde oy kullanır mı kullanmaz. Ama ben asıl İyi Parti'nin durumunu merak ediyorum. Şentop Anayasa Mahkemesi'ne sordu. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Anayasa Mahkemesi arasındaki yetki tartışmasına dikkat çekmiştim. Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu ile ilgili ihlal kararını meclise göndermesi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un yetki aşımı itirazında bulunarak tavsiye isteyeceğini hatırlatmıştım. Meclis Başkanı Şentop o adımı attı. Meclis Hukuk İşleri Başkanı Avukat Celalettin Gürses imzasıyla 15 Şubat tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne gönderilen yazıda tevzih ve maddi hatanın düzeltilmesi talep edildi. Meclisin görevi ne sorusu?
6 sayfadan oluşan tavsiye yazısında Enis Berberoğlu ile ilgili hak ihlalinin giderilmesi için kararın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği belirtilerek, bu işlemlerin tesisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne anayasa ve kanunlarla tanınan bir yetki olmadığı belirtildi. Anayasa Mahkemesi'ne ihlal kararının gereğinin yerine getirilmesi yalnızca ilgili derece mahkemelerinin değil, bilgileri olduğu ölçüde başta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevidir cümlesiyle ne kastedildiği soruldu. Maksat nedir sorusu. İhlal kararının resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte zaten kamuoyunun bilgisinin olduğu belirtilerek meclise ayrıca gönderilmesinin sebebi anlaşılamamıştır denildi. Hak ihlaliyle ilgili kararın meclise gönderilmesiyle Enis Berberoğlu ile ilgili hak ihlalinde meclisin payı bulunduğu izlenimi oluşturduğu belirtilerek düzeltilmesi istendi. Bakalım Anayasa Mahkemesi'nin tavrı ne olacak?